dişler, yan dişler ve ön dişler geldik. Altıncı konumuz olan ondalık gösterime geldik. Ama Esra, öncesinde Ahsen Sevim ve YouTube'daki arkadaşlar, bugün 6 Şubat. 6 Şubat iki farklı anlamı var bugün bizim için. Birincisi, geçen yıl kaybettiğimiz kardeşlerimiz, vatandaşlarımız, insanlarımız var depremde. Onlara Allah gani gani rahmet eylesin diyoruz. Bize de bir daha öyle bir acı yaşatmasın diyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Onlara da bu gece dua etmeyi unutmayalım. Neden? Bu gecenin bir de ne özelliği var? Kandil gecesi değil mi? Miraç kandili. Biliyorsunuz Miraç, Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği düşündüğümüz, inandığımız bir kandil. Bu bize ne düşündürüyor? Bizim de kendimize, Peygamberimize örnek alıp iyi bir insan olarak hayatımızı devam ettirmemiz noktasında bir öğüt veriyor bu kandil. Hocam, Efendim? bugün tam kardeşim de doğum günü. Tam Kardeşinin doğum günüymüş. Kutluyoruz. Şimdi arkadaşlar, ondalık gösterim konusu Irmak, Zeynep, bizim için Oğuzkan çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü arkadaşlar, LGS'de amcalar sizin ondalık sayılardan korktuğunuzu biliyorlar. Ondalık sayısı, gösterim konusu birazcık da kesirlerle de alakalı. Dolayısıyla arkadaşlar, buradan özellikle soru soruyorlar LGS'de. Ve bu ondalık konusunu biz şimdi göreceğiz. Seneye kullanacağız ama bir daha anlatmayacağız. O yüzden değerli arkadaşlar, anlamadığımız yere dikkatli soralım. Ona göre hareket edelim. Evet, diyor ki, bölme işlemiyle kesit kavramını ilişkilendirir. 4 kişilik Sarıtaş ailesi günde 6 ekmek tüketmektedir. Yani herkes 1,5 ekmek yiyormuş Esila. Evet, siz yiyor musunuz günde 1,5 ekmek? Beril yiyor muydu? babam yiyor. Her kim yiyor? Kerim? Babam yiyor hocam. Baban yesin Kerim, hak ediyor. Evet, her biri eşit miktarda ekmek yediğine göre Cenk'er ne kadar ekmek yer? Arkadaşlar, elimizde hepi topu kaç ekmek var? 6 tane ekmek var. Değil mi? Evet. Aybüke nerede? Orada bir Aybüke var. O Aybüke bizim Aybüke mi? Yanlış yerden mi girdi acaba? Oradan gireceğini mi zannediyor? Zeynep, bir yazsana Aybüke ile Timuçin'e. Neredeler? Tamam mı? Onlar gitmiş olmasınlar. Evet. Arkadaşlar, şimdi biz ne yapacağız? 6 ekmeği böleceğiz. Kaç kişiye bölüyoruz? Irmak. Böleceğiz. Fatih, Mehmet, Zeynep, Rana. 4 kişiye böldük 6 ekmeği. Yani Cenk'er arkadaşlar 6 bölü 4'ten günde 1,5 ekmek yer. Arkadaşlar, bunu nasıl bulduk? Şimdi buraya dikkat, Münevver. 6'yı 4'e nasıl bölüyorduk? Hatırlayalım. Arkadaşlar, 6'nın içinde 4 kaç kere var? Bir kere değil mi? Ahmet, Buğra, Oğuzkan bir kere. 4 kere 1, 4. 4 çıktı 6'dan, 2 kaldı. 2'nin içinde 4 var mı? Yok. Bir Yok. sıfır. O zaman buraya bir tane 0 ekliyoruz. Buraya ne koyuyorduk? Virgül. Hatırladık mı bunu? Gördük mü Evet. daha önce böyle bir şey? Ben ilk defa görüyorum diyen var mı? Yok. 20'nin içinde 4 kaç kere var? 5 kere. 4 kere 5, 20. İşte biz buna ne diyoruz? 6 bölü 4 aslında neye denktir diyoruz? 1,5'a denktir. Gerçekten öyle mi? Bakalım. Bakın, 6'yı 4'e böleceğiz. Kaç parça oldu? 6'yı böldük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parça. 4'e bölersek 12 ne olur? 3 parça eder değil mi? 3 parça. O zaman Hocam şimdi bağlanıyorlarmış. ne yapacak? Bir kişi kaç parça yiyecek? 3 parça. Burası 2 parçaydı. Bir de bunu yedi. Afiyet olsun. Evet, ne oldu arkadaşlar? Bakın, bir tam ekmek yedi. Bir tane de yarım ekmek. Bizi 1,5 ne söylüyor Kerem? Bir tam, onda 5. Yani 1,5. Evet, 91 arkadaşımız olmuş. Hocam Aybüke eğitim için geliyorlarmış, Tamam, bağlanıyorlarmış. bağlandılar Meryem. Arkadaşlar, şimdi eğer siz gereksiz şeyler konuşursanız o YouTube'daki chat'te, ben orayı kapatmak zorunda kalırım. Orayı bana sadece
sorulara, benim size soracağım sorulara cevap vermek için kullanın, olur mu? Yoksa dikkatiniz dağılır. Evet. Kapatmak istemiyorum. Neden? Çünkü oraya yazıyorsunuz, cevap veriyorsunuz. Ben de okuyacağım. Ama gidip orada Roblox oynayan var mı? Bilmem ne yapan var mı? Yazarsak olmaz. Evet. Peki. Devam ediyoruz. Arkadaşlar paydasına 10, 100, 1000 olan ve bu şekilde genişletilebilen 5. sınıfta gördük. Kesirlerin gösterimine biz ne diyeceğiz? Can Bartu, ondalık gösterim diyeceğiz. Şimdi 1 bölü 10 ne demek Fatih Mehmet? Bir şeyi Beril 10 parçaya bölmüşsün, bir parçasını almışsın demek, doğru mu? Oğuzkan. Şimdi Münevver, o zaman biz bunu nasıl göstereceğiz? 0 tam 10'da 1, yani 0,1. Demek ki bir şeyi 10'a bölersek ne oluyormuş Emirhan, Gülen? Bir tane 0 virgül koyup bir 0 ekliyoruz. 100'e bölersek ne olacak Ezgi? O zaman Medine 1, önüne kaç 0 gelecek? Arkadaşlar böyle mi olacak? Hocam 0,01 değil. Hayır. Ne olacak arkadaşlar? Sıfırdan buraya bir 0, burası bu. Dikkat ettiyseniz bir şeyi ırmak 10'a böldüğümüzde virgülden sonra kaç basamak oldu? Bir basamak. 100'e böldüğümüzde virgülden sonra kaç basamak oldu? İki basamak. 1000'e bölersek ne olacak arkadaşlar? 0,001. Niye? Virgülden sonra burada kaç sıfır var? 3. O zaman 3 basamak olacak. Öğretmenim, bir şey söyleyebilir miyim? Tamam. Öğretmenim, benim nedense görüntüm açılmıyor. Tamam, Kaldı böyle. sıkıntı yok. Tamam. Evet, bu arada Kerim, Siraç geliyor. Evet. Ekran. Siraç hoş geldin. Ekranını aç Siraç. Hoş buldum hocam. İyi misin? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Valla seni gördük daha iyi olduk. Evet, bu arada YouTube'da da 100 kişi olmuşuz. Evet, oradan da arkadaşlarım yazıyor. Hoş geldin Siraç. Arkadaşlar Hoş bulduk hocam. nasıl okuyoruz? Bakın iki basamak varsa 0 tam %1 diye okuyoruz. 3 basamak varsa binde bir. Peki böyle olsa ne diye okuyacağım Esila? Evet. Kaç binde bir? 10.000'de 10 binde bir değil mi? Aferin. Kaç basamak var burada? 4. Yani 1, 2, 3, 4. Yani 10 binde bir diye okuyacağız. 5 basamak olursa 100 binde bir diye de okuyabiliriz. Evet, o zaman Oğuzkan'la başlayalım. Oğuzkan bunu ne diye okuruz? Evet. 3 tam 10'da 2. Evet, 3 tam. Asen, virgülün sol tarafındaki sayı tamdır. Sağ tarafındaki kısımsa ondalıktır arkadaşlar. Ondalık. O zaman nasıl okuyoruz? 3 tam. Bu kaçta? Bir basamak olduğu için 10'da. Ne diye okudum? 3 tam 10'da. Sonra sayıyı söyledim. 2. Güzel. Ahmet Buğra, bunu nasıl okuruz? İkinciyi. Evet. Chat'teki arkadaşlar da yazıyor. Ahmet Buğra buyur. Ne diye okuyoruz? Sesini aç. Heh. Hocam 5 tam 10'da 6. Aferin. 5 tam 10'da 6. Peki. Zeynep Maaşoğlu. Bunu ne diye okuyoruz Zeynep? Hocam 4 tam %28. Aferin. 4 tam. 2 basamak olduğu için ne dedik? %28. Pekala. Kerem'le devam edelim. Kerem, bunu ne diye okuruz? Evet Kerem. Sesi açabiliyor mu Kerem? 10 tam %83. Güzel. 10 tam %83. Peki. Devam edelim Can Bartu'yla. Can Bartu, bunu ne diye okuruz? 25 tam 1.149. Evet. 25 tam binde 149. Niye binde dedik arkadaşlar? Kaç basamak var virgülden sonra? 3 basamak. Pekala. Ezgi, bunu ne diye okuruz? 9 tam 1.561. Evet, 9 tam binde 561 diye okuruz. Evet.
Arkadaşlar şu anda da YouTube'da 108, 110 arkadaşımız bizimle birlikte dersi yapıyor. Arkadaşlar YouTube'dakileri de söyleyeyim. Grubumuzu okulumuzdaki arkadaşlara duyurabilirsiniz. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar güzel olur. Ve deneme gönderdik. Aynı denemeyi herkes yapıyor. Mesela düşünün, binlerce kişi içerisindeki yerinizi görebilme imkanı olacak. Böylelikle bu derslere de Şubat ayı boyunca böyle katılacağız. Meryem Çolak, hocam diyor, Eymen ismimi okur musunuz? Okudum. Hocam, neden sürekli 10 tam diyoruz? Evet, çok Roblox oynadığın için olabilir mi? Çünkü ondalık sayılardayız. Evet, belki. Neden diyor Fatih Mehmet? Hep 10 tam, bilmem kaç tam diyoruz. Evet, zaten dedim ki virgülden sonra bir basamak varsa, onda iki basamak varsa, yüzde üç basamak varsa Kerim, binde şeklinde okuyacağız. Şimdi ise tersten yapalım mı? Bu sefer ne yapıyoruz? Ahsen, sayıyı yazıyoruz. Ahsen, 12 tam, onda 9'u nasıl yazarız? 2,9. 2 tam, pardon. 2,9. Aferin. Zeynep Rana, 11 tam, onda 6. 11,6. 11,6 demek, değil mi? Budur. Güzel. Peki Irmak Öykü, 8 tam, %5. 8,05. 8 virgül kaç? 0,5. Aferin. 0,5 değil mi arkadaşlar? Bakın dikkat. Birçok arkadaşımız bunu unutabiliyor. İki basamak olacağı için Aybüke, Timuçin ne olacak? 5 değil, 0,5 olacak. Güzel, güzel. Devam ediyoruz. Fatih Mehmet'le. Fatih, 24 tam, %57. Hocam Hı. 24'ü yazarız. 24'ü yazdık. Tam kısmımız. Virgül. Virgül sonra 57'yi yazarız. Niye? Çünkü 57 zaten kaç basamaklı? 2 basamaklı, değil mi? Peki o zaman bir tane sorumuz gelsin. 57 nerenin plakası? 57. Plan var mı? Evet. Malatya mı? Malatya. Hayır. Benim de memleketim 57. Bilene bir tane 50. Sinop. Evet. Münevver bildi. Sinop'tu. Evet. Münevver'e bir tane 50 gitti. 57 Sinop. Ben de Sinopluyum değerli arkadaşlar. Chat'te de yazan. Hocam kesin internetten baktı herkes. Bilmiyorum nereden baktıysa ama cevap var. Peki devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Beril. 263 tam, binde 4. Nasıl yazarız Beril? Beril, 6 virgüle kadar, tama kadar kaç yazacağız önce? 263 Evet. virgül 63 virgül. Ne yazacağız? 0,04 Aferin. 2,04. 0,04. Niye? Binde dediği için 3 basamak olacak. 4'te sadece 1 basamak var. O zaman yanına 2 tane 0 ekledim. Harika. Pekala devam ediyoruz Medine ile. Medine, 49 tam, binde 71. Nasıl yazarız Medine? Hocam 49,071. Evet, neden 0 ekledi Medine? 71 2 Çünkü basamaklı. evet Binde hocam ilk basamakta 71 olması lazım. basamak olacak. O zaman önüne ne ekledik? Bir tane 0 ekledik. O zaman arkadaşlar bir tadelle sorusu daha gelsin mi? Soralım mı? Peki, soruyoruz. Arkadaşlar, ilk mail, bildiğimiz mail var ya, kaç yılında atılmış olabilir? Efendim? Mail, Neden diyeyim? var ya mail. Kaç yılında atılmış? 1993. Kayıt yazıyorsunuz. 1900 kaç yılında olmuş olabilir? Mail atıyorlar ya. ...1990, 2000 diyen var. Evet.
Evet, şu an 110 arkadaş bizimle beraber. Bakıyorum. Evet arkadaşlar. 1971 hocam. Bakalım ilk gönderen kim olmuş? İnternetten baktı herhalde. Evet hocam, internetten. İlk bilen Gülen oldu arkadaşlar. 1971 yılında ilk mail atılmış. Evet. Hocam ben 67'dir diye tahmin Arkadaşlar ilk bilgisayarlar ne kadardı biliyor musunuz? Bu oda kadardı. ettim. Taşınabilir bir bilgisayar yok. Evet. Kadar. Düşünsene, bir tuşa basmak için zıplamanız gerekiyor. Arkadaşlar. Evet. Düşünsene. Şey diyorsun. Hani oyundasın. ASDF yapacaksın. A'ya bas falan zıplıyor falan. O çok zor bir şey. Arkadaşlar. İlk taşınabilir laptopta 1976 yılında çıkıyor. Düşünsene 76 yılında çantanda bir laptop var. İnsanlar sana garip garip bakıyor. O ne? Bilgisayar. Nasıl bilgisayar? Taşınabilir bilgisayar. Kaç kiloymuş biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? 11 kilo 200 gram. Nasıl gösteririz onu? 11,2. Ne demek? Taşınabilir mi? Evet, yani iki kişi taşıyorlarmış falan. Evet, taşınabilir ilk bilgisayar arkadaşlar Can Bartu 11 kilo 200 grammış. Hocam bu nasıl taşınabilirmiş? İşte yani bayağı bir sizin çantalar da az gelmez. 4-5 kilo geliyordur doğru mu çantalarınız? Okul çantalarınız. Kitapları ikiye bölüyorum hocam. İki Hocam buçuk kilo. eskiden 16 kiloydu. Evet. Hocam bize dolap var. Dolaba koyuyoruz. Güzel. Şimdi arkadaşlar Eskiden 16 kiloydu. bunların ondalık gösterimini yazmaya. Bunu da kimle başlatalım? Emirhan'la. Emirhan 4 bölü 10 nasıl yazılır ondalık olarak? Hocam 0,4. Evet, aslında bu ne demek arkadaşlar? 4 bölü 10, 10'da 4. Onda 4'ü ben nasıl yazıyordum? 0,4 diye yazıyorum. Evet, Siraç 9 bölü 10 nasıl yazılacak o zaman Siraç? Hocam 0,9. Harika 0,9. Ezgi 21 bölü 100'ü nasıl yazarız? %21. 0,21. Nasıl? 0,21. Aferin 0 tam %21. Dikkat ettiyseniz bu kesirlerin hepsi nasıl kesir? Hangi tür kesir? Ondalık basit. Basit kesir değil mi? Hepsi basit. Yani daha bir tam olamamışlar. Hatırlayın önceki yılki bilgimizi. Basit kesirler sıfırla bir arasındaydı. Gördünüz mü? Bakın bütün bilgiler birbirini tamamlıyor değerli arkadaşlar. Pekala devam ediyoruz. Aybüke ile. Aybüke 6 bölü 100'ü nasıl yazarız? 0,06. Evet 0,06. Pekala Timuçin 407 bölü 1000'i nasıl yazarız? 1000'de 407 Timuçin. 4,0. 4 virgül mü? Dikkat. Bu 0 virgül Timuçin. Basit kesir. 0 virgül binde dediği için. 0,407. 407 zaten kaç basamaklı? 3. Dolayısıyla direkt 0 eklemeden yazabilirim. Ay bu çok zor. Bu çok zoru kime sorsak. Münevver 5 bölü 10'u nasıl yazarız? O kadar zor ki yani titriyoruz korkudan. Münevver. Ne olacak? Efendim. 5 bölü 10. 0,5. 5. 5. Evet arkadaşlar bakın bir sadeleştirme yapalım. Zeynep. Bunu 5'e böl 1. Bunu 5'e böl 2. 1 bölü 2. Biz 1 bölü 2'ye yarım diyoruz değil mi? Demek ki yarım dediğimiz şey neye denk geliyormuş arkadaşlar? 0,5. Evet 0,5 ucu olan var mı? Sınıfta oluyor mu böyle uç isteyenler? Hocam Benim sıfır çağımda yedi bir sınıfa istiyorlar. yedi. O yüzden Hocam sıfır yedi ama başka sınıftan 0,5 için gelmişlerdi. bak o yüzden taktik veriyorum. Beri 0,9 kullanın. Çünkü birçok arkadaşınız 0,9 kullanmaz. 0,7 kullanın. Dolayısıyla kimseye uç vermezsiniz. Ahmet Buğra geçen bunu bir derste söyledim. Birisi bir şey dedi şok oldum. Hocam dedi sınıfta istiyorlar dedi. 0,7 ucu olan var mı? Veriyoruz. Ne yapıyorlarmış biliyor musunuz? Ağzına atıp yiyorlarmış ucu.
Hocam onu ilkokulda yapıyorlardı çok fazla. Böyle bir Hocam Hocam yapanlar var yapanlar çok fazla. var. Evet. Uç yeme challenge. Yani kaç tane ucu yiyebilirsin falan. Evet. Hocam damak zevklerim hiç de güzel Peki. değil. Peki. Gülen. 43 bölü 1000. Bunu nasıl yazarız? 0,0 43. Evet. 3 basamak olacak ama 43 2 basamaklı olduğu için 0,043. Evet değerli arkadaşlar. Şu anda 115 kişi olmuş. 07 istiyorlar diyor Sümeyye. Hayriye abla 6. sınıf demiş. Nurgül Aytaş yok demiş. Nagihan Bahçeci sen sus. Arkadaşlar Hatice Özkarahsan okurum. İrem Keleş biz de sizi seviyoruz. Evet Gürkan Murat ahu ne? Evet arkadaşlar lütfen. Alakasız şeyler yazmayalım. Peki güzel. Can Bartu bu ne olacak? Öpmem. 0,003. Evet 0,003. Peki bu şekil soruyu hepinize soruyorum. Bu ne olur? O zaman. Hocam Herkes kendi mi yazıyoruz? yedi bölü bin. Söyleyebilir. Ne olur bu? Hocam 0,007.0,007. 0,007. Böyle Şey var, film var biliyor musunuz? 0,007 James Bond. Duydunuz mu bunu? Hiç duymadım. Duymadınız mı? Böyle bir film var arkadaşlar. Hatta yaklaşık 10-15 serisi oldu bunun. Dünyadaki en çok izlenen filmlerden biridir. İngiliz bir ajanı anlatan 007 James Bond. 007 onun kodudur. Evet. Peki devam edelim. Burada ne yapıyoruz? Ahmet Buğra, buyur sendeyiz. Hocam bugün kurkuz var mı? Bugün yok arkadaşlar. Ama kaot yapacağız. İlerleyen derslerde fen dersini de yaparız. YouTube'daki arkadaşlar da katılır. Böyle 100 kişi, 200 kişi kaot yaparız. Evet. Ne olacak Ahmet Buğra? Bine bölmüşüz. Sıfır tam. Hocam sıfırdan 541. 541. Aferin. 541. Evet. Bu ne olacak Beril? 59 bölü 1000. Beril ne olacak? 0,059. Evet. Bir basamağa daha ihtiyacım var. 3 basamak olması için. O zaman 0,059 oldu değerli arkadaşlar. 63 bölü 100 ne olacak? Bakın ileride bunu kullanacağız. Yüzdelerde kullanacağız. 63 bölü 100 demek %63 demektir. Bunu da nasıl yazarız? 0,63. Bakın böyle de yazabiliriz. İleride bunu nasıl yazacağız sorularda? LGS'de gelecek Siraç. %63. Bakın bu üç şey de birbirinin aynısıdır. 63 bölü 100 de aynı şey. 0,63 de aynı şey. %63 demek de aynı şey. Evet devam edelim. 2 bölü 1000 ne olacak arkadaşlar? 0,002. Tamam mıyız? Tamamız hocam. Problem yapacak mıyız? Arkadaşlar konular ilerleyecek. Ona göre problemler gelecek. Ne zaman oynayacağız? Ben söyleyeceğim öncesinde. Kaot için cihaz ayarlarsınız. Bugün değil. Ahmet adını okuduk. Evet. Ya evet öyle isim okuma gibi bir şeyim yok. Su Eda. Tamam. Evet chat'i kapatır mısınız diye yalvaranlar var. Kapatalım o zaman değil mi? İnsanlar boş yere şey yapmasın. Neyse ikinci ders kapatırız. Evet. Tabii ki yayını beğenmek önemli. Beğenirse oradaki arkadaşlarımız seviniriz. Evet devam edin. Hocam ben size chatten bir şey yaptım. Gördüm. Tamam gördüm ikinci ders için. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada 5. sınıfta öğrendiğimiz neye ihtiyacımız olacak? Genişletme. Kesirlerde genişletme. Bazen bize Kerem, Zeynep Rana kesir verecekler ve bunun ondalık kısmını isteyecekler. İşte o zaman taktiğimiz Irmak Öykü, Fatih Mehmet ne yapacağız? Arkadaşlar paydayı 10'a, 100'e veya 1000'e genişletmeye çalışacağız. Mesela
9 bölü 5. Arkadaşlar paydamız 5. Kaça genişletebilirim? Evet. İki. İki. 10'a hocam. On. 2 ile İki. 10'a genişletirim. 2 ile çarptım 18. 2 ile çarptım 10. Peki arkadaşlar 18 bölü 10'u ondalık olarak nasıl yazarım? Bir 0,8. virgül Virgül araya girecek o yüzden 1 8. sekiz. Aferin. Peki 3 bölü 4. Bunu kaçla genişletmem lazım? Yirmi beş. 3, 25. Neden? 25 çarpı 4 100 ediyor. 10'a gidemiyorum. 100'e gittim. Demek ki paydada 4 görürsek ne yapacağız? Siraç, Medine 25 ile genişleteceğiz. Arkadaşlar bu da ne olur? 75 bölü 100. O da ne demektir? 0 Bir 75 veya 0 tam %75. Güzel. Devam ediyoruz. 1 bölü 2 kaça genişletelim? 5. 5 ile genişletelim Münevver, Aybüke. O zaman ne olacak? 5 kere 1 5. 5 kere 2 10. 5 bölü 10. Onu da nasıl yazarım? Beril 0,5 diye yazarım değil mi Beril? Oğuzkan. Evet. Arkadaşlar burada peki 8 olunca kaçta çarpacağız? 8 olunca. Heh. Hadi. 2 bölü 10. 125. Al. Sadeleştim. Kim dedi 125'i? 125. Medine. Aferin. Arkadaşlar payda da 8'i görüp ondalık yapmanız gerekirse ne yapacaksınız? 8 125 ile çarpıldığında 1000 edecektir. 6'yı da 125'e çarparsak 750 yapar. Bu da 1000 yapar. 1000'de 750 yani 0 tam 750. Güzel. 250 olunca kaçla çarpacağız? 250'yi 4 ile çarparsak 1000 Dört olur. 4 bin. çarptık. Bakın burası 1000 oldu. Yukarısı ise 384. Ne oldu arkadaşlar? 1000'de 384. Haydi 6.'yı chat'ten siz gönderin. Evet efendim. 112 kişi izliyor, 36 kişi beğenmiş. Olur mu? Olmaz. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar okuldaki arkadaşlarınızı duyurabilirsiniz. Onlar da WhatsApp gruplarımıza katılabilir. Bu denemelerden, derslerden YouTube'daki arkadaşlar için söylüyorum. Katılabilirler değerli arkadaşlar. Zoom'a katılmak ücretli. Bu Aybüke başka Aybükeymiş. Bizde de bir Aybüke var. O ben Aybüke dedikçe YouTube'daki arkadaş kendisi zannediyor olabilir Aybüke. Ben dedim ki Aybüke niye derse YouTube'dan girdi yanlışlıkla falan. Evet o Aybüke başka Aybükeymiş. Evet şu an benim konuştuğum arkadaşlar özel ders grubundaki arkadaşlar, değerli arkadaşlar. Katılmak için velileriniz benimle irtibata geçebilir. Onlar özel ders grubum. Evet. Chat'i kapatalım. Yani evet ben öğrenciler şey yapmasın diye kapattım. Hani öğrenciler rahat rahat cevap verebilsin, etkileşim kursun diye açmıştım. Evet. Arkadaşlar 25 olunca kaçla genişletiyoruz? 4 ile. Yukarısı 64 bölü 100. Yüz. Ahsen. Ne oldu? 0 tam. Ahmet Buğra %64. Evet. Buyurun. Ben göndermiştim. 12 bölü 20 olunca ne yapacağız arkadaşlar? Kaçla genişletiyoruz? Söyleyin. Kaç? Beşle. 5'te. Dolayısıyla aşağısı 100 oldu. Yukarısı 60. %60. 50 olunca kaçla genişleteceğiz? 2 ile. İki ile hocam. 68 oldu bölü 100. 125 olunca 8 olunca 125 ile genişletiyorsak 125 olunca da neyle genişletiriz? 8. Sekiz. Çarpmada yer değiştirmenin bir önemi yok. Yukarıyı da 8 ile çarparsam 224 aşağısı 1000 0 tam 1000 de 224. 500 olunca 2 ile genişletip 1000 yapacağım. Dolayısıyla arkadaşlar yukarısı 396 1000 de 396 olmuş olacak. Şimdi değerli arkadaşlar malum bugün kandil niyetli olanlar var biliyorum. O yüzden şimdi burada ezan okunuyor. Bir 15 dakikalık mola vereceğiz. Normalde 5 dakika veriyorduk.
Yemek yiyecek olanlar olabilir. 15 dakikalık mola veriyoruz. 15 dakika sonra 7'ye 10 kala buradayız. Tamam? 7'ye 10 kala ikinci dersine devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hocam yani 18.50'de mi? Evet, 18.50'de devam edeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Görüşürüz hocam. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz hocam.